Fisyon ve füzyon sonrasında ortaya çıkan enerjiye nükleer enerji denir. Nükleer santraller nükleer enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Fisyon sonucunda oluşan enerji, nötronların ve fisyon ürünlerinin hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar. Bu parçacıklar birbirlerine çarparak kinetik enerjiyi ısı enerjisine çevirir. Bunun sonucunda nükleer yakıt ısınır. Oluşan ısı enerjisi bir soğutucuya aktarılır. Soğutucu olarak su Helyum, karbondioksit veya sodyum kullanılmaktadır. En yaygın kullanılan soğutucular su ve ağır su yani döteryum atomlarıdır. Soğumaya bırakılan ısıyla soğutucu doğrudan buharlaştırılır. Üretilen buharın türbini çevirmesiyle jeneratör döner ve elektrik üretilmiş olur. Elektrik, ısı, cam, çimento üretimi, demir, hidrojen, etilen, etilbenzen ve hava gazı üretimi, petrol rafinerileri, kağıt endüstrisi, üre sentezi, deniz suyu arıtımı, bölgesel ısıtma, denizaltı, uçak gemileri, tıp ve tarım nükleer enerjinin başlıca kullanım alanlarıdır. Nükleer enerji asit yağmurlarına neden olmaz, sera etkisi yapmaz, çevreye zararlı gazlar vermez. Elde edilen enerjinin maliyeti fosil yakıtlı santrallere göre daha düşüktür. Daha az yakıt kullanımı gerektirir. Üretimde ortaya çıkan atıklar güvenli bir şekilde depolanabilir. Bütün bunlar nükleer enerjinin en büyük avantajlarıdır. Yüksek bir başlangıç maliyetine ihtiyaç duyulması, nükleer atıkların nihai depolanmasının uygulanmasına geçilememesi başlıca dezavantajlarıdır. Ülkemizde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde bir araştırma reaktörü bulunmaktadır. Kısa vadede Mersin Akkuyu ve Sinop İnceburuna Nükleer Enerji Santrali kurulması planlanmıştır. Dünyanın önde gelen ülkeleri enerjinin büyük bir bölümünü nükleer enerjiden sağlamaktadır. Eğer nükleer enerji zararlı olmuş olsaydı bu ülkeler bu enerjiyi kullanır mıydı? Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler kesinlikle bu enerjiye geçmelidir. Bilelim ki gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelerin bu enerjiye sahip olmasını istememektedir. Bu teknolojiyi iyi bir şekilde yapar ve kullanırsak bu enerjiyi iyi değerlendirebiliriz. Yoksa gelişmemiş teknolojilerle bunu yaparsak Çernobil'deki patlama gibi etrafa zarar veririz. İnsan bilmediği şeyden çok korkar ve bilmediği şeyin düşmanıdır. Eğer bu enerjiyi tam bilmiş olursak bu enerjinin ne kadar önemli ve yararlı olduğunu